Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Şimdi gündemi değerlendireceğiz. Piyasaya baktığımız zaman dünkü paylaştığımız videoda bulda değdiğimiz yerlerden yeni bir hareketin gelmesi durumunu konuşuyorduk. Ve Bitcoin bulda değdiği yerde yukarı yönlü bir hareket geldi fakat beklediğimizden sönük kaldı. Şu an için bir saatliğe baktığımızda da hala geri çekilmelerde bulut noktasını destek yapıp şu anda bulutun üst noktasında fiyatlanmaya devam ediyoruz. Bu Bitcoin adına olumlu bir durum aslında ama 4 saatlik baza geçtiğimizde de en sonki gelen hareketlerde bir önceki tepe noktasını aşamadığımızdan dolayı burada RSI uyumsuzlukları oluşmaya başladı. Hatta son hareketlere baktığımız zaman da şu anda 70 bin noktasının altında fiyatlandığını görüyorsunuz. Buradaki RSI uyumsuzluklarının bozulması için de gördüğümüz tepe noktasının üstünde bir kapanış yapmamız gerekiyor. Fakat arkadaşlar, burada uyumsuzluk oluşmuş olsa bile şu anda 4 saatliğe baktığımız zaman buluttan çok da uzaklaşmış durumda değiliz. Yaklaşık olarak 52 bin dolarlar civarları bulut noktasını gösteriyor. O yüzden aslında baktığımız zaman aşırı da bir risk yok bana göre. Hatta haftalıkta, yani yarın bildiğiniz gibi haftalık kapanışlar gelecek. Şuradaki en sonki tepe noktasına baktığımızda da 52.200 dolarlar civarını gösterdiğini görüyorsunuz. Bence yarın gelecek olan haftalık kapanışın 52.000 civarlarında gelmesi, bu seviyenin üstünde gelmesi bile Bitcoin adına ilerleyen haftalar için oldukça umut verici olacak diye düşünüyorum. Benim kişisel görüşüm, özellikle yarınki haftalık kapanıştan sonra bir önceki tepe noktaları artık geri çekilmelerde karşımıza destek olarak çıkıp her defasında yeni zirve yaparak ATH noktasına ulaşması, ATH noktası kırıldıktan sonra zaten asıl hareketler ondan sonra başlayacaktır arkadaşlar. ATH noktası kırıldığında çünkü İnsanlarda FOMO oluşabilir diye düşünüyorum. FOMO'nun açılımı da bildiğiniz gibi fırsatı kaçırma korkusu arkadaşlar. Bitcoin adına şu anda geri çekilmelerde en ciddi destek noktası 52 bin dolar seviyesidir arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketlerde de bir saatlik bazda hala bulutun üst noktasında olduğumuzdan dolayı her an ani bir çıkış görebiliriz arkadaşlar. Ve 4 saatlikte gördüğümüz tepe noktasının üstünde kapanış yaptığımızda da buradaki uyumsuzluk da bozulmuş olacak. Şu anda kısa vade adına bunları takip edebilirsiniz. Gelelim altcoin'lere. Altcoin'lerde son durum nedir? Total 2 verisinde 4 saatlikte takip ettiğimiz burada bir topu formasyonu vardı. Buradaki topu formasyonuna baktığımız zaman da şu anda boyun noktasının üstünde kapanışlar yapıyoruz. Hatta geri çekilmelerde şu anda boyun noktası destek olarak da çalışıyor. Ben Total 2 verisinin daha gidecek yolu olduğunu düşünüyorum. Buradaki derinlik muhtemelen fiyatlanacak arkadaşlar yukarıya doğru. Bundan dolayı da daha gidecek yolu var bence. Dominansa baktığımız zaman burada dominans verisinde 4 saatlikte acaba bir ayı bayrağı mı oluşuyor diye benim gözüme çarpıyor şahsen. Bakın burada sert bir düşüş. Şu anda da yükselen kamayı yapıyor diyebiliriz. Tabii burada dominans verisinde bu formasyonların ve sinyallerin çalışma ihtimali biraz daha düşük. Çünkü burada dominans dediğimiz olay aslında bir oranı temsil ediyor. Burada yükselen kamayı yaptıktan sonra gelecek olan bir kırılımla birlikte muhtemelen aşağıdaki hedef noktası 43 seviyeleri olacaktır arkadaşlar. Bu geldiği zaman da dominanstaki bu düşüş geldiği zaman da muhtemelen Total 2 verisinde oradaki derinlik yukarıya doğru fiyatlanır. Ve altcoinlerde yukarı yönlü bir dalga yaşanır diye düşünüyorum. Bunu da siz yakından takip edebilirsiniz. Dominansla alakalı düşüncelerim biliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu altcoin rallisi için bir yakıt olarak görüyorum. Ne kadar yükselirse o kadar uzun soluklu bir altcoin rallisi yaşanır. Tabii bunda eğer ki sen yükseliş bekliyorsan yapacağın en mantıklı hamle Ethereum veya Bitcoin gibi coinlere geçmek olacaktır. Çünkü dominansın artması demek aslında Bitcoin'in altcoinlerdeki parayı bir miktar da olsa kendisine çekmesi anlamına geliyor veya giren paranın çoğunluğunun Bitcoin'e girmesi şeklinde yorumlanabilir arkadaşlar. Şimdi geçelim buradan Ethereum'a arkadaşlar. Ethereum'a baktığımız zaman da burada 4 saatlikte henüz bir kırılım geldi diyemiyoruz. Ama bu kırılım illaki gelecek. Genelde de zaten altcoin rallilerinde ilk fişeği biz Ethereum'dan görüyoruz. Ethereum'dan şöyle hacimli yukarı doğru uzanan bir mum gördüğümüzde
Bu tüm altcoin'ler için oldukça önemli, olumlu olacaktır. Ve buradaki derinliğin şahsen ben Ethereum'da gelmesini beklerim. Ve Ethereum'un potansiyeli Bitcoin'e göre daha fazla arkadaşlar. Çünkü buradaki derinliği alıp yukarıya koyduğunuz zaman Ethereum'da arkadaşlar ATH noktası aşılıyor. Burada ATH noktasının aşılması demek de arkadaşlar ciddi bir boğa sinyali anlamına geliyor. Ve Ethereum'da 4 saatlik de henüz bir kırılım gelmedi. Bana göre Ethereum'un potansiyeli Bitcoin'den çok daha fazla. Ve Ethereum'un böyle bir hareket yapması, ATH noktasını aşması da tüm altcoin'ler adına oldukça sevindirici olacaktır. Çünkü önceki rallilere baktığımız zaman, yani geçmişteki rallilere baktığımız zaman orada para önce Bitcoin'e giriyordu. Bitcoin'den sonra büyük altcoin'lere giriyordu. Büyük altcoin'lerden sonra küçük altcoin'lere dağılıyordu arkadaşlar. Genelde böyle bir sıra olmuştu. Gene benzer bir durum olabilir arkadaşlar. Ve 4 saatlikte de şu anda Ethereum'daki buradaki boyun kısmını, yani tam olarak şu anda fiyatlandığımız 3600 dolarlar civarı diyebiliriz. Bu seviyeyi takip edebilirsiniz. Onun dışında Ethereum'un haftalığına baktığımız zaman da arkadaşlar burada belki bir çanak kulp yapıyor denilebilir. Ama 4 saatlikte bahsettiğim o kırılım geldiğinde ve derinlik fiyatlandığı zaman buradaki çanak kulbun da boyun kısmı kırılmış olacak. Ve sonrasında ciddi alımlar gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Genel olarak Ethereum'un görüntüsü bu şekilde. Dominans arttığı sürece altcoin'lerin BTC bazında değer kaybettiğini görürüz. İlle dolar bazında değer kaybedecekler diye bir şey yok. Ama dominans arttığı sürece altcoin'lerin çoğu arkadaşlar BTC bazında değer kaybeder. Ve dominans verisi de olası bir altcoin rallisi için bana göre yakıttır arkadaşlar. Ben hala çoğu altcoin'in fiyatlarını oldukça diplerde buluyorum. Böyle zamanlarda toplayıp sepet yapmak lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. %3'e %5'e çok fazla takılmamak lazım. Bitcoin adına geri çekilmelerde bizim için en ciddi destek noktası 52 bin dolar bandı. Çünkü 4 saatlikteki uyumsuzluk, pardon RSI'deki uyumsuzluk 4 saatlikte geldi. Ve şu anda 4 saatlikteki bulut noktasına baktığımız zaman da 52 binleri gösterdiğini görüyorsunuz. Gördüğümüz en yüksek noktanın üstünde bir kapanış yaptığımız zaman buradaki uyumsuzluk bozulacaktır. 1 saatlik baza baktığımız zaman da hala bulutun üst noktasında fiyatlanıyoruz. Bu da her an yukarı doğru ani bir çıkış gelebileceğini söylüyor aslında. Bu görüntü de olumlu. Bulutun içinde veya altında kapanışlar yaptığımız zaman da doğal olarak 4 saatlikteki bulut noktasının gelme ihtimali artacaktır. Buradaki 52 bin dolar bandı gelse de gelmese de ben haftalık kapanışın Bitcoin adına oldukça olumlu olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü buradaki tepe noktasının üstünde bir kapanış gelecek muhtemelen. Ve bu durumda ilerleyen günlerde veya ilerleyen haftalarda Bitcoin'in üzerinde bir alım baskısı yaratacaktır diye düşünüyorum. Genel olarak şu anda piyasada gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Onun dışında katıl butonunu da kullanabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.